Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 14-20 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Güneş Başak burcunda ilerliyor ve bu hafta Başak burcunda yeni ay doğacak Yeni ay öncesinde tabii ki haftanın ilk günlerinde ayın ışığı artık kapanacak, kapanan fazla. Ee, ve pazartesi salı ay Aslan burcunda olacak. Salı akşamından itibaren Başak burcuna geçecek. Biraz ilişki dinamiklerimizi sorgulamalarımız var birliklerimiz olabilir bu eşimizle ilgili bir konu olabilir evliliğimizle ilgili bir konu olabilir ve bunlar geçtiğimiz birkaç haftanın konuları da olabilir Aslında şöyle bir ay kapanırken bazı mevzuları da gözden geçirmek tamamlamak için bazı kararsız kaldığımız konuları kavramları netleştirmek için de imkanlar uygun olabilir bunun için tabii ki biraz tefekkür etmek biraz iç dünyamıza yönelmek de doğru görünüyor ay aslan burcundayken ve kapanan fazlayken özellikle ilişkilerimizle ilgili sorgulamalarda ve yeni aya hazırlık olarak da enerjimizi şöyle bir tazeleyebiliriz yeni ay hedeflerimize odaklanabiliriz Venüs aslan burcunda Evet ilişki dinamiklerinizde fırsatlar veriyor bazı güzel, hoş etkilerle de karşılaşabilirsiniz hafta genelinde. Ancak Uranüs'ün, Boğa burcundaki Uranüs'ün Venüs'le kare açısı var. Yani bu ne demek? Biraz stresler var ve biraz da gerilim var. Hatta hiç beklemediğimiz daha sürpriz durumlarla da karşılaşabiliriz. Zaman zaman duygusal anlamda çok hani ilişki dinamiklerinizde dürtüsel davranmanız ya da eşinizin beklenmedik bazı partnerinizin ya da beklemediğiniz bazı davranışların olması mümkün. Bir anda böyle ani karşılaşmalar, sizi heyecanlandıracak durumlar da olabilir tabii. Aile içi ilişkilerle işte eşinizin, partnerinizin ilişki dinamiklerinde çekişmeler, çatışmalar yaşayabilirsiniz. Bu da duygusal anlamda sizi biraz huzursuz edebilir e, ee, bu konuları hafta içerisinde biraz dengelemek gerekiyor. Mümkün olduğunca daha sakin, daha sağduyulu davranmak gerekiyor sevgili kovalar. Ve 17 Eylül'de öğlen 14'te Başak Burcu'nun 25 derecesinde yeni ay doğacak. Yeni ay Oğlak Burcu'ndaki Satürn ve Plüto ile üçgen açıda. Aslında hafta genelinde bu güneş Plüto üçgeninin, güneş Satürn üçgeninin tesirlerinde hissedeceğiz. Bu genel anlamda Hayatımızda şöyle duygusal anlamda hani kararsız kaldığımız konular olabilir, endişe duyduğumuz konular olabilir ki bunlar belki maddi konular, belki parasal konular, hisseli paralar, ödenmesi gereken konular var, ilişkilerimizle alakalı olabilir. Ee, bazı sorunlarımızı çözebilmek için aslında istikrarlı adımlar atılabileceğinde işaretçisi. Yani bu yeni aile beraber bir borcu ödemek, bir vergi borcunu veya bir kredi borcunu yapılandırmak, uzun vadeli adımlar atabilmek ve bunun sonucunda hayatınızda bir e, bazı endişelerinizden kurtulup biraz hani güven duyabilmeniz adına size açılımlar getirebilir. Ama yatırımlar da yapabilirsiniz. Yani bir işbirliği için bir finansal yatırım olabilir, bir maddi destek alabilirsiniz veya e, bir iş kuracaksınız ya da bir eğitime başlayacaksınız. Bir kredi beklentiniz var ya da bir bursa ihtiyacınız var. Bununla ilgili mesela adımların atılacağı bir süreç aslında ve güçlü destekler de alabileceğiniz bir süreç. Bir miras sorununuzu, bir nafaka ödemesini çözüme kavuşturmak için arayışlarınız var. Bilgili, yetkili kişilerden önemli destekler alabilirsiniz. Hukuksal konularda belki çözümler arıyorsunuz. Bununla da ilgili doğru ve gerekli adımların atılabileceği ve size de yol gösterebilecek kişi ve kavramların hayatınıza girebileceği yine verimli bir döneme giriyorsunuz. Başak aslında verimlidir Başak Burcu ve hayatımızı düzenlemek için, hayatımızdaki yanlışları görmek için, gerekliyle gereksizi ayrıştırmak için ve daha güvenli, daha istikrarlı, daha uzun vadeli, daha detaylı hesaplar yapmak, muhasebeler yapmak için uygun bir dönem. Siz de belki parasal kazançlarınızla da ilgili, bütçenizle de ilgili, gelir gider dengenizle de ilgili böyle uzun vadeli planlar yapabilirsiniz. Bu Başak yeni ayında muhasebeler yapabilirsiniz. Belki de yanınızda çalışacak bir muhasebeci, hizmet alacağınız bir kişi, hani bununla da ilgili ihtiyaçlarınız varsa, evet bu yeni ay size bununla da ilgili açılımlar getirebilir, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.